Melih Altınok, alayına Trexit. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeninin üçlü çetesi bugüne değin hükümranlığını korumayı başardı. Kuzey Atlantik Paktı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği. NATO bir suç makinesi. Aslında Amerika'nın sınır ötesi ordusu demek de mümkün. Birlik güya üye devletleri komünizm tehlikesinden ve işgalden koruyacaktı. Ama bugüne değin tek işlevi kendisine üye olup yabancı asker postalına müsaade eden devletleri içeriden işgal etmeye çalışmak oldu. Darbelere adı karıştı, ülkelere demokrasi getirmek adına terörist gruplara destek verdi. Birleşmiş Milletler, halkların afyonu, 5 büyük devlet tarafından yönetiliyor. İşlevi, 3. Dünya'daki fiili savaş halini kontrollü şekilde devam ettirmek. Bir yandan da sömürülen devletlerin çözüm arayışına girip birleşmemesi için çözüm vaat etmek. Bosna'da, Ruanda'da, Afganistan'da ve daha onlarca ülkede yerel dinamiklerin devreye girip sorunu çözmelerine engel olmak için çalıştı, çalışıyor. Çatışmalara, katliamlara, soykırımlara engel olmak şöyle dursun, yeryüzünde müdahale edip de büyütmediği sorun yok. Avrupa Birliği, dengesiz dünyanın dengesi. Tek kutuplu dünyada muhalefet pozisyonunu doldurmaya memur edilmiş bir ideolojik aygıt. Amerika karşısında denge unsuru olduğu masalıyla satılan bu birliğe girmek için ilk koşul Amerika'nın dümen suyundan çıkmamak. Son dönemdeki yegane işi eskiden Doğu blokuna dahil olan Doğu Avrupa'da Amerika adına arazi toplamak. Birliğin Türkiye ile ilişkisi ise Ankara'nın batıdan kopup Amerika karşısındaki bloğa dahil olmasını engellemek için havada havuç sallamaktan ibaret. Ama artık hepsi çatırdamaya başladı. Dökülen boyaların altından çıkan manzaraya açıktan isyanlar başladı. Bugün ilkel kabileleri bile NATO üyeliği için savaşa ikna edemezsiniz. Amerika'nın yeni başkanı Trump göreve başlamadan paktın masraflarından yakınmaya başladı bile. Dün de ülkesinin başını çektiği Libya ve Irak müdahalelerinin yanlışlığından bahsediyordu. Açık açık. Birleşmiş Milletler'de Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı eşitlik isyanına Latin Amerika'dan, Afrika'dan, Hindistan gibi dev Asya ülkelerinden destek geliyor. İngiltere, dünya rekabetinin gerisinde kalmak, diğerleri gibi kıta Avrupa'sından köhnememek için referandumla AB'den apar topar kaçıyor. Erdoğan da ilerleyen günlerde AB adaylığının halka sorulabileceğini söyledi. Üçlü çete, İngiltere ve çıkış kelimelerinin bir araya getirilmesinden türetilen Brexit'ten sonra Trexit'le de yani Türkiye'nin AB adaylığından çıkışıyla ağır bir darbe yiyecek. Düşünsenize, adayların bile girmek istemediği bir kulüp kime ne gelecek vaat edebilir? Evet, yeni bir dünya kuruluyor, herkes bu büyük değişime hazır olmalı. Melih Altınok, Sabah.